Bunu hayatın bütünlüğünde her yerde görmekteyiz. Bu olay bütünlüğüne baktığımızda zevale uğramayan, mutlak güç ve kudret sahibi olan bir ilahın olduğunu her şey üzerinden kişiye okuyarak Allah'a, ilaha ulaşabilir. Yeter ki kişi gerçekten kirlenmemiş bir akılla, yeter ki kişi vicdanlı ve insaflı olarak olayları bitkiler üzerinden, hayvanlar üzerinden ve kainat üzerindeki işleyiş üzerinden kişi bir sonuca temiz akılla yaklaşması ve insaflı olması ve doğrudan yana, o temiz bilgiden yana gerçeği itiraf edip kabul edebilmesidir. Yoksa kişiye hakikat diye ne sunulursa, ne gösterilirse kişi gerçekten o bilgiye karşı sağır ise, duymayan bir yapıda kilitlenmiş ve kör konumuna gelmişse, ona hakikat diye bir şey gösterilemez. O hakikati kendi zannına göre oluşturur. Yani hakikate sırtını döner ve küfrü tercih eder. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Mutlak güç ve kudret sahibidir. Ondan başka ilah olsa gökte ve yerde kaos meydana gelir. Diridir, kayyumdur, güç ve kudret sahibidir. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. O hiçbir beşere benzemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? Kesinlikle. Şefaat de tamamen Allah'a aittir. Güç, kudret Allah'a aittir. Bu tevhidin gereği, tevhidi konuyu hakkıyla işlediğimizde inşallah bu konulara daha detaylı değineceğiz. O kullarının önlerindekilerini ve arkalarındakilerini, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Bilgisinde ve kudretinde sınır olmayan, gaybı hakkıyla bilen, ilminde sınır olmayan gerçek mutlak ilah sadece Allah'tır. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Bu insanlar için, bütün insanlar, peygamberler dahi ilimde sınırlıdır. Allah'ın kendilerine verdiği ilim doğrultusunda verilen ilim kadarını bilirler. İlminde sınırsız olan, mutlak kudret sahibi olan sadece Allah'tır. Her şeyin künhünü, derinliğini hakkıyla bilen O'dur. Onun kürsüsü, onun gücü ve kudreti bütün gökleri ve yeri kaplamış, kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Mutlak gücün, kudretin tek sahibidir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Amenna ve saddakna. Tevhidi bir anlayışın çok güzel burada delilini görmekteyiz. O Allah, yerin ve göğün tek sahibidir. Mutlak ilmin tek sahibidir. İlmin ve kudretin, mutlak güç ve kudret sahibi olan, mutlak melik olan, mülk sahibi olan sadece O'dur. Onun hiçbir ortağı, eşi ve benzeri yoktur. Yani kainat üzerinden gerçekten inceleyen, hakikati sorgulayan insanlar bir güç ve kudret sahibi olan Allah'a ulaşabilir. Evet, her türlü kemale muttasıf olandır Allah. Bütün eksikliklerden münezzeh ve bütün güç ve kudret sahibi olan, kemal vasıflarıyla donanmış olan tek varlık sadece Allah'tır. Hudus kapsamına baktığımızda ise yaratılmış olan bütün kainattaki her şey hudustur. Sonradan meydana gelmek, yokken sonradan var olmak için başkasına muhtaç olan, varlığının oluşması, varlığının devam etmesi, varlığının kemal ve sonra zevale ermesinde var olan bir sistematik vardır. Bütün cansız bitkiler, hayvanlar ve insanların oluşumunda tamamı varlığının ortaya çıkmasında güç ve kudret olarak Allah'a muhtaçtır. Bir ilaha insanlar, bütün canlılar muhtaçtır. Hudus kapsamında bir ilahın olmasının zorunluluğunu biz görmekteyiz. Yaratılmış olan her şeyin kendisinin varlığını ortaya getirecek bir kudret ve güce muhtaç olduğunu olaylar üzerinden, yaratılmış varlıklar üzerinden bunu çıkarabilmekteyiz. Bunun işareti var. Bunun işaretlerini Allah bize ayetleri üzerinden de bize yol göstermektedir. Aynı şekilde teselsül kapsamında baktığımızda ateistler maddenin
oluşmasında, maddenin varlığının devam etmesinde, kainatın, gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin oluşmasında, yani dünyayı nasıl oluştu, dünya içerisinde gezegenler nasıl oluştu, o varlıklar nasıl meydana geldi gibi bir sorularla onların meydana gelmesinde sanki bir ezeli kapsamda tamamının oluştuğunu, yani bunların bir başlangıcı ve sonunun olmadığını, ezeli ve ebedi olduğunu iddia etmektedirler. Ama işin gerçeğinde ise maddenin oluşmasında, bitkilerin, hayvanların oluşmasında bir başlangıç süresi vardır. Var olan bütün cevherlerin zaman kapsamı içerisinde bir sınırlılığı bulunduğu gibi başlangıcı ve sonu kapsamında da bir sınırlılığı vardır. Bu ontolojik olarak okuduğumuzda bizi Allah'a ulaştırmaktadır. Aynı şekilde yani insanların söylemleri şuna benziyor. Bir trenin vagonlarına baktığımızda arkadaki vagon hangi vagon çeker? Öndeki vagon. Öndeki vagon hangisi çeker? Bir öndekisi çeker. Bir öndekisi hangisi çeker? Bir öndekisi çeker. Tarzı bu şekilde silsileli tarzda kendilerince bir anlam bütünlüğü oluşturup ilah yok, haşa Allah yokmuş gibi bir anlam bütünlüğü, bir metafor oluşturmaya çalışıyorlar. Yani materyalistlerin bu söylemleri sadece zihinleri bulandırmak ve insanları hakikaten saptırmaktır. İşin gerçeğinde ise nasıl ki teşbihte hata olmasın, bütün vagonları çeken ve onlara yön veren bir lokomotif olduğu gibi evrendeki bütün madde, canlı cansız bütün varlıklara yön veren ve onların oluşumu, varlıkların gelişimi, kemali ve zevaline doğru o olaysal sürece baktığımızda etkili olan, mutlak güç, kudret sahibi olan Allah'tır. Varlığı zorunlu olan, güç, kudret sahibi olan Allah'tır. Yani bu zincirleme anlayışı kendince bir mantığa oturtup da bir ilahın olmadığını, bir ilah bulunamaz, böyle bir şey akıl mantık dışıdır tarzı dayatmalar insanların anlam dünyasını saptırmaktır. Kirli bilgiyle insanların dünyasını karartmaktır. Kıdem kadim, kadim zaman kapsamında baktığımızda bir de kıdem-i izafi var. Kadim zaman kapsamında ilahı anlamlandırmaya çalışan ya da öyle bir görüş ileri sunanlara baktığımızda varlığı zaman üstü, zamana bağlı olmayan, zamandan evvel var olan, mutlak güç, kudret olan Allah'tır. Kadimin bütünlüğünde baktığımızda kadim, eski, belli bir zaman kaydıyla sınırlı olan, eski, daha çok zaman kapsamında düşündüğümüzde, zaman boyutuyla çok eski olan Allah, haşa, bütün zamanı, kainatı yaratan o güç, kudret sahibi, kainatın oluşması, dünyanın meydana gelmesiyle zaman oluşmuştur. Zamanın kendisi dahi sınırlıdır. Ama Allah, güç ve kudret sahibi olan Allah'ın varlığında bir zaman sınırlılığı yoktur. O zaman üstüdür, mekan üstüdür. Gücünde ve kudretinde, ilminde ve kudretinde hiçbir sınır bulunmayandır. Yani kadim zaman kapsamında o ilahı vasıflandırmak ya da o şekilde nitelendirmek kesinlikle eksiktir. O zaman üstüdür. Zamanla sınırlandırılamaz. Mutlak gücü ve kudretini varlığının zaman üstü olarak var olması, ilminin boyutu, gücünün ve kudretini sınırlı kapsamda olanın sınırsızı kuşatması mümkün değildir. Yani sınırlı olanın onun varlığını, keyfiyetini, sıfatlarını, derinliklerini anlaması yetersizdir. Yetersiz kalır. Ve kişinin bir noktaya kadar söylediklerinden ötesi tutarsızlıkların kaçınılmaz olarak çıkmasına neden olur. Kadim-i izafiye baktığımızda varlığı zaman içinde göreceli olan, varlığı sınırlı olan, kainatın oluşumu, dünyanın, farklı gezegenlerin yaratılmasında yine aynı şekilde bir zaman kapsamı içerisindedir. Fakat bu zaman bitkiler, hayvanlar ve insana göre zaman kapsamı çok uzun olması bu yine sınırlı kapsamın dışına çıkmaz. Maddenin enerjiden oluşması, maddenin zamanla soğuyarak kainatın genişlemesi, maddenin
belli hareketler sonrasında şekil alması, gezegenlerin ve uyduların olması, farklı galaksilerin oluşması, bunlar bütünüyle kıdemi izafi ya da kadimi izafi zaman kapsamında sınırlı olan unsurlardır. Alem bütün parçalarıyla hadistir. Yani bütün alem, bütün varlık, madde, bitkiler, hayvanlar ve insanların oluşması tamamı sonradan meydana gelmiştir. Sonradan oluşmuştur, hudustur. Her hadis olanın bir muhtisi ihtiyacı vardır. Yani hadis, hudus kapsamında sonradan meydana gelen, sonradan yaratılmış olan her şeyin bir yaratıcısı vardır. Zorunlu olarak onlar üzerinde etkili olan güç ve kudret bulunmaktadır. O halde bu alemin de bir mucize ihtiyacı vardır ki o da hadis olmayan Allah'tır. Yani bütün madde kapsamında canlı cansız bütün varlıklar üzerinde etkili olan, onları yaratan, onlara belli bir düzen oluşturan, sünnetullah kapsamında hayatlarının devamını sağlayan, mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'tır. Maddenin yapısında belli bir şekli vardır, oluşumu vardır. Hayatiyetini devam etmesi de belli kurallara bağlıdır. Fiziksel ve kimyasal olarak ayrışmalar değişik unsurlar üzerlerinde etkilidir. Aynı şekilde bitkilerin de varlıklarını devam etmesi, topraktan beslenmesi, madenleri çözünen madenlerini özümsemesi, suyla varlıklarını devam etmesi, güneşi kullanmaları, insanın ise varlıksal olarak sudan yaratılmış olması, daha sonra insanların biyolojik olarak anne babaya ihtiyaç duyması, yumurta ve spermin bir araya gelmesiyle insanın belli evreler sonrasında oluşması, sünnetullah kapsamında kurallar bütünlüğüyle oluşan olaylar bütünlüğüdür. Canlı cansız hepsinin hayatına baktığımızda çok büyük kurallar var. Belli kurallar kapsamında oluşmakta ve hayatlarını devam ettirmek için yine kurallara bağlı olarak o olaylar bütünlüğü cereyan ederse varlıklarını devam etmektedirler. Doğmak, gelişmek, kemale ermek ve daha sonra zevale erme sürecinde insanın varlığını devam etmesinde birçok unsur etkilidir. Yani bu hudus kapsamındaki bütün canlıların da sınırlılık kapsamında zamanda sınırlılık, varlıklarındaki cevherlerindeki sınırlılık aynı şekilde bir noktadan sonra zeval bulduğunda açık açık görüyoruz. Ve bu sınırlılık kapsamındaki madde, bitkiler, hayvanlar ve insanlara baktığımızda bu kadar çok karmaşık, farklı, cansız, canlı varlıklar üzerinde birçok kurallar bütünlüğü insanı aşarken, insan üzerinde çok etkili kurallar varken, bunları kendiliğinden oluşmuştur tarzı bir noktaya çekmeye çalışmak bir çarpıtma ve ifsattır. Doğru bir yaklaşım değildir. Kirli bilgiyle insanların zihinlerini ifsad etmek ve insanları hakikat yolundan uzaklaştırıp çıkarmaktır. Zira hareketli olan saniye olamaz ve kadim varlık değişkenlik niteliği taşımaz. Şurada fani olacak. Zira hareketli olan fani olamaz. Hareketli olan fani olamaz ve kadim varlık değişkenlik niteliği taşımaz. Bütün cansız bitkiler, hayvanlar ve insanların oluşmasında etkili olan kudret, kadim varlık, mutlak güç ve kudret, faal aklın etkisine baktığımızda o kesinlikle yaratılmış olan her şeyin üzerinde mutlak güç ve kudret sahibidir. Bunu çok çok iyi görmek gerekir. Allah'ın göstermiş olduğu ışıkları, o gösterdiği farklı pencereleri tertemiz bir akılla sorgulayıp hakikatten yana hakikati tercih etmek, hakikatten yana tavır sergilemek gerekir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Eğer yerde gökte ilahlar olsaydı kesinlikle kaos meydana gelir. Bu düzenlilik de bize Allah'ın varlığını göstermektedir. Diridir, kayyumdur, mutlak güç ve kudret sahibidir. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Biraz önce bunu okumuştuk. O mutlak güç ve kudret sahibidir. Yeryüzünü yayıp genişleten ve onun üzerine yerinden oynatılmaz dağlar yerleştirip vadilerinden nehirler akıtan ve orada her türlü bitkiden iki cins yaratan, evet, kainattaki canlı varlıklara baktığımızda dişi ve erkek olarak
Bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda iki çift ve iki erkek ve dişi olarak yaratıldığını görmekteyiz. Cins yaratan ve gündüzü geceyle örtüp bürüyen odur. Doğrusu bütün bunlarda düşünen insanlar için mutlaka çıkarılacak dersler vardır.